Kahve molasından herkese iyi günler diliyorum. Haftanın son işlem günündeyiz. Önümüzdeki hafta çok yoğun bir veri trafiği var. Ama en önemlisi tabii ki hem Fed'in toplantısı hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantısı. Fed'in toplantısı öncesinde gerçekleşecek bizim Merkez Bankası'nın toplantısı. Buradaki açıklamalar önemli olacak. Bernanke konuşacak mı, ne anlatacak, ne kadar bir kısıntıya gidilecek, bunlar hep kafalardaki sorular. Bir başka konu tabii Suriye'deki gelişmeler. Bilindiği gibi Lavrov'la Kerry, yani Rusya Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı Cenevre'de bir araya gelmiş. İki gün sürdü toplantı. En sonunda 28 Eylül haftası New York'ta tekrar bir araya gelme kararı çıktığını biliyoruz. En azından bu şekilde, bu yönde bilgiler var. Bugün değerli bir konuğumuz var. Konut sektörünü, kentsel dönüşüm, bu arada altın ve dövizi de konuşacağız. Kılıçoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Talat Kılıç bizlerle. Az sonra kendisine döneceğiz sohbetimiz için, ama rakam detaylarıyla hızlı bir şekilde bakalım. Bugün ilk seansı nasıl tamamladık? Endeksin önemli seviyesi 74.000 seviyeler. Ancak 72.500, yani hatta 72.499 ilk seans kapanışı. Önümüzdeki hafta beklentiler yoğun olduğu için kanalın içerisinde durmaya çalışan bir görüntü var. Endeks 30'da 88.800 seviyesinden işlemlerine devam ediyor. Bu arada dolar 2.03'ü, hatta 2.04'e yakınlaşmıştı. Şu an 2.0270'te, %0.17 oranında ekside işlemler sürerken euro 2.6947 seviyesinde, %0.25 ekside. Altın geriliyor. 1309 ons dolar seviyesinde 1307 dolarları da gördü. Tahvil faizi sakin. Düne göre %0.44 ekside, %9.14 seviyesini görüyoruz. Parite 1.3290 seviyesinde işlemlerine devam ediyor. Türkiye'de 10 yıllık hazine tahvili %9.76 seviyesinde işlemler devam ediyor. Hacim biraz da artmış görünüyor 10 yıllık tahvil faizlerinde. Bu arada Avrupa'da hem Kakaran 40 hem de DAX endeksleri ekside işlemler devam ederken, vadelerde Dow Jones ve S&P çok az ekside işlemlerini sürdürüyor. Hemen petrole bakalım. 111 ons dolarlarda görecek mi bakalım biz onları? 109'lar önemli destek seviyesi. Serbest piyasada altının gramı 86 lira 39 kuruş, %2.25'lik kayıp var. Doların hareketi de etkili. Peki hemen haberlerimize bakalım. Neler var? Gün ortasında neler, hangi konular konuşuluyor? Köprü ve otoyollardan 530 milyon lira gelir. Bu önemli bir konu. Köprü ve otoyollardan Ağustos ayı itibariyle 255 milyon 637 bin 126 araç geçti. Bunlardan nette 529 milyon 829 bin 613 lira gelir elde edildi. Mücevher sektörü ihracatı bu yılın 8 aylık döneminde külçe altın hariç 1 milyar 430 milyon dolar oldu. Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada her yıl yaklaşık 400 ton altını ve 200 ton gümüşü işleyerek mücevherata dönüştüren Türk mücevher sektörü, dünya altın mücevherat üretiminde ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Ve Goldman Sachs gruba göre altın, Fed'in teşvikleri azaltması ve ekonomik verilerdeki iyileşme ile birlikte kayıplarını genişletmeye hazırlanıyor. Goldman, altının 1000 doların altına inme riski taşıdığına dikkat çekti. Ve küresel çapta 200 milyon üyesi bulunan mikrobloglama sitesi Twitter halka açılmak için başvuruda bulundu. Facebook'tan bu yana en çok tahmin edilen adımını attı. Ancak tabii bu dönemde artması, Twitter'ın bu dönemde, sıcak dönemde halka arz haberini söylemesi de biraz şaşkınlık yaratmadı değil. Hoş geldiniz Talat Bey. Şimdi yoğun bir gündem. Evet. Suriye gelişmeleri biraz askıya alındı gibi. Yani orada bu ay böyle geçecek gibi görünüyor. Soğumaya alındı gibi görünüyor. Tabii ne olacak bilmiyoruz yani. Lavrov, Kerry bir araya tekrar gelecek. Açıklamalar geliyor. En son Suriye ile ilgili Birleşmiş Milletler'den bir haber gelmişti. Suriye bu kimyasal silah kullanımına dair bir anlaşma var. O anlaşmaya dahil olmak istediğine dair bugün bir basında yer aldığı haber var. Yani onu bir kenara koyduğumuzu varsayalım. Tabii kafamızın bir tarafında, ama önümüzdeki hafta Fed'in toplantısı var. Faiz, döviz, altın, ki siz altın içindesiniz. Evet. Az önce mücevherat konusunda okudum. Doğru. Önce isterseniz altını bir sorayım. Arkasından konut ve kentsel dönüşüm ve faizlere de bir bakalım. Altın da 1420-50 civarına geldi. O Suriye geçmeleri yaşanırken gerildi. Doğru. Şu an az önce okudum Goldman raporunu. 1000 doların altına gelme olasılığı var diyor. Siz inanıyor musunuz 1000 doların altına gelmesine? Zaten şu anda bir belirsizlik, savaş belirsizliği ortadan kalkıyor gibi görünüyor. Bunun etkisi Orta Doğu'nun biraz sakinleşmesi ve devletlerin, merkez bankalarının altın piyasasındaki altın alımlarını durdurmasıyla altının geri geleceğine biz inanıyoruz. Bunu iki hafta önceki, bir önceki televizyon programında da ben söylemiştim. O gün yanılmıyorsam altın 1440 dolardaydı. Oralara gelmişti. Gelmişti. Biz 1200 doları bekliyoruz dedik. Bugün herhalde 1308'lere geldi zannediyorum şu anda. Gelebilir de 1280 evet, gibi bir yeri var. 1300'ü kırdığı zaman zaten 1200'ü görecektir. Biz de aynı şeyi söylemiştik. 1100'leri göreceğiz ama 1000'leri bilemiyorum, görür müyüz görmez miyiz? Evet, 1100'lere kadar gelecek diyoruz. Çok ciddi bir iddia olmuş o 1000 doların altı. Onu bilemiyorum ama 1000'li rakamları, 1100'lü rakamları göreceğiz inşallah.
çıkarma maliyetinden hep konuşuyorduk biz, evet. Altının. Hani diyorduk ki kuruma göre veya çıkaran şirkete göre değişiyor ama ortalama 1075-1175 aralığında bir çıkarma maliyeti hesaplanıyor. Bilmiyoruz ne kadar doğru. Yani maliyetler öyle söyleniyor ama şimdi bu maliyetlerle dünyadaki alışveriş rakamları hiçbir zaman birbirini tutmuyor. Yani bugün başka sektörlerde de sanayiye de baktığınızda bazen sanayici diyor ki mesela ben 10 liraya mal ediyorum ama 8 liraya işlem görüyor dışarıda. Biz bunu bilemiyoruz tabii maden fiyatlarını ama 1100 dolarlara çok rahat geleceğini bekliyoruz şu anda. Gram bazında o zaman 80 liranın altı. Yani dövizle de tabii. Dolarla da alakalı. Neredeyse 70 TL'li rakamlara falan 73-75 TL'li rakamlara geliyor. Buradan alım önerir misiniz bir altın? 1100 dolarlardan önerilir. Buralara gelince yani evet. 75'in altı oluyor gram bazında. Doğru. Alan kazanır gibi bir görüntü çiziyor mu bilmiyorum. Ben şuna inanıyorum. 70 liranın altını göreceğimize inanıyorum. Yani 65 ile 68 arasını göreceğimize inanıyorum. Bunu zaten ekip sonu Kasım günü inşallah beraber olursa orada da paylaşırız. Bir de doların da gerileme olasılığında özellikle bu Fed'in açıklamaları sonrası evet. Ortalık biraz sakinlerse. Ya da beklentiler dahilinde 10-15 milyar dolarlık bir küçülme bekleniyor tahvil alım programının. Bu beklentiler dahilinde olursa herhalde fiyatladı bunu piyasalar. Dolarda da bir gevşeme beklentiniz var mı? Yok. Gerçi şu anda 2.02 gibi ama evet. Dolardaki beklentiniz 2 liranın altına gelir mi sizce? Şimdi şöyle Fed'in açıklamaları, tahvil alımlarının yavaşlaması vesaire bunlar bir kenara ama ben şuna inanıyorum. Yani şu anda Merkez Bankası enstrümanlar olarak çok güçlü bir kuruluş. 2 gün önce tekrar Merkez Bankası Başkanımızın bir açıklaması vardı. Sözümün arkasındayım. Yılbaşında dolar 1.92 demişti. Evet, 1.92'leri bilmiyorum ama 1.90 ile 95 bandı arasında olacağına ben de inanıyorum. Yıl sonu. Yıl sonuna doğru. Ama şu anda dolar 2.02. Evet. Bunlar olacaktır. Ekonomik piyasalarda, insanların olduğu yerlerde aynı hayat gibi ekonomide stabil her zaman olmaz. İniş çıkışlar olacaktır. Bazen yaz olacak, bazen kış olacak. Çok bana göre telaşlanmanın bir anlamı yok. Dolar bazen 2.0-2.05'leri görecektir. Bazen 1.95'ler olacaktır ama doların ben çok yüksek olduğunu zannetmiyorum. Siz de biliyorsunuz 10 yıl önce dolar 1.50 idi. Bugün enflasyonu üst üste koysanız dolar 3 lira eder zaten. Hı hı. Yani 2 liralar çok büyük rakamlar değil. Zaten netice itibariyle tüccarlar da yatırımcılar da 2-3 ay geçtikten sonra buna çok rahat alışıyorlar. Psikolojik sınır. Bugün dolar 1.99 olsa çok fazla ses çıkmaz ama 2.02 dediğinizde psikolojik olarak insanları etkiliyor. Doğrudur. Ama netice itibariyle alışıyoruz. Ama dolara da bir halk tarafından bir ilgi yok gibi görünüyor. Yani herhalde biraz o alışkanlığımızı kaybettik. İyi de oldu evet. Aslında. Şu anda ekonomik ve siyasi olarak istikrarın Türkiye'de 10 yıldan beri olması insanlara Türk parasına olan güvenini arttırdı. Dolayısıyla bunun haricinde dövize falan eskisi gibi bir alaka yok. Hatta mevduatlara bakıyorsunuz. Geçen Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Mevduatların şu anda krizden sonra, kriz demeyelim de doların yükselişleri itibaren %17'si dolara dönmüş. Geri kalanı şu anda hala TL'de. Dolayısıyla ciddi bir güven var demektir. Biz de inanıyoruz zaten. Merkez Bankası belki buna istinaden müdahale etmeme kararı almış olabilir. Hatırlıyorsunuz. Kesinlikle. Bu Anadolu Ajansı'nın finans masasında konuşmuştu. Bayağı doğru. Piyasaları sallamıştı. 1.92 yani faiz konusunda faizleri ben baz alırım. Faiz konusunda sabit olacak, artırıma gitmeyeceğim. Buna alışın dedi. Dövize hiçbir müdahale yapmayı düşünmediği de yani günlük istisnai günler haricinde yapmıyor. Aslında biraz buna istinaden. Aslında sözünüzü kesin. Ben bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki dövizin iniş çıkışı bugün oldu, yarın da olacak. Buna herkesin zaten hazırlıklı olması lazım. Serbest piyasa. Dalgalı kur rejimindeyiz. Tabii yani netice itibariyle dışarıdan da bir dalga gelebiliyor. İçeride de konjonktür değişebiliyor. Ama bana göre esas olan bugün Türkiye'de bizim sanayicimizi, esnafımızı ve inşaatçılarımızı etkileyen en önemli faktör bu faizdir. Hı hı. Bu faiz darboğazı ne kadar stabil ve düşük kalırsa işler o kadar iyi oluyor. Yani ben kendi mesleğimden örnek vereyim. Bugün inşaatçıyız. 0.60-0.70'de müşterilere konut kredisi kullandırıyoruz. Bu ne kadar stabil devam ederse o kadar istikrarlı oluyor. Güven de artıyor. Güven de artıyor. Yani siz şimdi faizlerle çok iniş çıkış, çok dalga yaptığınızda satın alman yatırımcı da kendini beklemeye alabiliyor zaman zaman. Bunlar normal şeyler yani. Peki %4 politika faizi, daha doğrusu bir ara %4'leri gördük biliyorsunuz. Evet. Sonra %10'lara çıktık. Bu arada faizler yükselirken konut yatırımcısı, konut almak isteyen, ticari yani bir mesken edinmek isteyen evet. Müşteri grubunda beklemeye geçildi mi?
Yani bir bekleme oldu mu? Yani, satışlarınızda bir azalma yaşandı mı? Hani faizler yükseliyor ya da tam şöyle aktarayım. Onlara geldi, onlara çok fazla yükseliyor. Buradan hemen evlere şimdiden almaya başlayalım mı dendi? Yoksa bir çıksın bakalım nerede durulacak, orada gözlemleyelimciler mi fazlaydı? Orada aslında iki tane parametre vardı. Birinci parametre bizim inşaatçıların satış ve sezon dediğimiz hadisesi. Okullar kapandıktan sonra Haziran ile Eylül arası off durumdadır zaten. Bunu siz de biliyorsunuz, emlak piyasasının içindesiniz. İşlerin en açıldığı dönem, lansmanların başladığı dönem Eylül ayıdır. Bu, ay. Bu aydır. Dolayısıyla bizim tam tatil dönemimize denk geldiği için orada öyle bir daralma olmadı. Ama şunu da itiraf edeyim, söylemeden geçmeyeceğim. Faizlerin yükseldiğindeki trend aslında bizim konut piyasasındaki faiz oranlarına yansımadı. Evet, yani onu merak ediyorum. Yansımadı. 0.6, 0.7 idi ama 0.9 veya 1 seviyesine gelmedi. Evet, yansımadı. Şöyle, biz 0.65 ile 0.75 bantında müteahhit arkadaşlar kredi kullandırıyorlardı. Şu anda baktığında belki tavan 0.80 olmuştur. Hı. Yani virgül 0.5 puan belki artmıştır. Dolayısıyla bunun yansımaması hem müteahhitin işine geldi, hem müteahhitle bankalar arasında ilişkilerin daha sağlıklı olduğunu gösterdi. Dolayısıyla ben müteahhit arkadaşlarım ve inşaat sektörünün çok fazla etkilendiğine inanmıyorum. Peki bu kentsel dönüşüme de bakalım mı? Hem kentsel dönüşüm hem de bu müteakabiliyet yasası. Evet. Şimdi çok ayrı iki şey ama çok birbirine bağlantılı da iki şey aslında. Kentsel Doğru. dönüşüm ve müteakabiliyet. Bu müteakabiliyet yasası çok fazla algılanmadı belki. Hani üzerine başka konular eklendi. Yabancıya mülk satışı diye adlandırdığımız. Evet. Bir de kentsel dönüşüm tarafı var. Şimdi kentsel dönüşüm tarafında belediye başkanlarıyla konuşuyoruz. İşte insanlarla konuşuyoruz. Biraz daha böyle insanlar daha ilk kentsel dönüşüm kanunu çıktıkta çok sert tepki veriyordu. Biraz daha yumuşamış görünüyorlar. Siz ne evet. diyorsunuz bu konuda? Şimdi kentsel dönüşüm, ben diğer televizyon programlarında da söyledim. Hükümetimizin aldığı çok ciddi ve cesur bir karar. İstanbul'da gözü tırmalayan bir sürü binalar var. Bunlar zaman zaman şu anda değişiyor ve 8-10 senede bir şey kalacağına inanmıyorum. Gözü tırmalamadan ziyade bir de binaların sağlam olmama Tabii, durumu var. Neticede bizim insanımız yaşıyor bunun içinde. Evet. Ben her yerde söylüyorum, yani depremden önceki binalar, yapılan binalar, müteahhit arkadaşlarımız çok dürüst, çok namuslu insanlardı. Buna inanıyoruz ama yapılan statikler ona göreydi. Buna kimse bir şey yapamaz. Dolayısıyla bu kentsel dönüşümle alakalı 8-10 yıl içinde alacağımız mesafe hem insanlarımızın can güveniyle alakalı hem de şehirlerimizin güzelleşmesiyle alakalı çok önemli bir bölüm. Biz firma olarak zaten kentsel dönüşümün ilk gündemleri içindeyiz. Bugün Kartal'da Kuliş Kule'yi yapıyoruz. Bir fabrikamız vardı, eski bir fabrika. Onu yıktık. Efendim söyleyeyim, Kadıköy Kozyatan'da Mermerler Plaza'yı yapıyoruz. Orada eski binalarımız vardı, onları yıktık. Bugün Merter'de başlayacağımız projede yine eski binalar var, onları yıkacağız. Dolayısıyla hem şehrin güzelleşmesi adına hem de insanlarımızın daha sağlıklı binalarda oturması adına çok önemli bir şey diye düşünüyoruz. Sağlamlık konusunda netiz değil mi? Çok netiz. Zaten şu anda yapı yani denetim... Yani sağlam diyoruz ama sağlam mıyız kesinlikle yani? Kesinlikle sağlam. Zaten şu anda yapılan statikler, beton dozajları, kullanılan demir miktarları, artık yapı denetim ve belediyelerin kontrolleri çok nizami. Dolayısıyla bundan sonra binaların estetik anlamda iyi olduğunu zaten biliyoruz. Ama sağlamlık olarak da sağlam olduğundan hiçbir şüphemiz olmasın inşallah. Şahsi bir sorun var aslında Buyurun. Şu noktada. Bu yıkım konusu. Yıkım teknolojilerin gelişmesi gerekmiyor mu? Daha mı gelişmiş teknolojilerle yıkmak durumundayız? Evet. Niye sordum diyeceksiniz. Çünkü Buyurun. Asya tarafında ya da Avrupa'da yıkım esnasında evler çok birbirine yakın. Doğru. Ve bu evler yakınken yıkılma aşamasında gürültü bir tarafa koyalım. İstanbul insanı gürültüye alışık. Doğru. Ama toz, duman vesaire, bunlar işte alerjisi olan çocuklar oluyor. Veya yaşlılar oluyor, rahatsız da ediyor. Hani gerçi burada yapılacak bir şey yok. Hani yıkarken daha yoğun, daha ne bileyim geçmiş teknolojiyi ülkemize getirmek adına. Doğru. Nasıl bilmiyorum şu an teknoloji ama bu noktada ne diyeceksiniz? O merak Şimdi ediyorum. Aslında yıkım teknolojide çok geride değiliz biz. Yok, onu geride söyleyeyim. Değiliz ama daha ilerletilebilir mi? Ama bir de şu var, şu bir realite. Ne kadar dünyada elektronik cihazlarda vesairelerde teknoloji gelirse gelişsin, uzaya ne kadar çok hızlı giderseniz gidin, bazı şeyler vardır, bunun zamanlamasını değiştiremezsiniz. Veya teknolojisini, şartlarını değiştiremezsiniz. Bizim inşaatı da yıkımda bu böyledir. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar, sulama sistemleri değişti. Artık içeri spring sistemi döşeyip ondan sonra yıkıyorlar. Bunlar da şimdi artık betonarme binaların tepelerine bobket dediğimiz küçük kırıcı cihazlar var. Onları vinçle çıkarıp koyuyorlar, onlarla kırarak indiriyorlar. Sıfır toz oluyor.
Ama bazı dar sokaklarda bunda yapacak bir şey yok. Evet, toz kalkıyor. Evet, evet. Teknoloji ne kadar ileride olsun, olursa olsun buna bir şey yapamazsınız. Yani. Bazı şeyler değiştirilemiyor yani. Değiştirilemiyor. Aynen. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok değerli bilgiler aldık. Özellikle şu toz konusu. Sosyal medyadan, Twitter'dan çok böyle... Evet, ben de takip ediyorum. Evet, evet. Çok sorular geliyor, rahatsızlıklar geliyor. Sormadan edemedim. Doğru. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, Kılıçoğlu Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Talat Kılıçoğlu bizlerleydi. Değerli bilgiler de aldık. Endeks 72.589. Çok 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 önemli bir haftaya giriyoruz. Dünya açısından FED'in toplantısı var önümüzdeki hafta Salı Çarşamba. Buradan çıkacak gelişmeler önemli. Zaten pazartesi akşamı da 24.7'de bu konuları derin olarak tartışacağız. Suriye'ye ve FED'e. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.